Özne zamirleri ve nesne zamirlerini gördük. Şu an aslında zamir yerine kullanılan ama sıfat gibi olan sahiplik sıfatlarını göreceğiz. Possessive ve directives. Bunlar yine zamir mantığıyla çalışıyor. Aslında zamirlerin içerisinde anlatılıyor ama aslında sıfat olarak geçiyor. Niye bir nesneyi tamamlıyorlar? Mesela red car, kırmızı araba. Car araba demek. Red car kırmızı araba ya. Aynı zamanda my car da diyebiliyorum. Yani benim arabam. Kimin arabası? Benim arabam. Hangi araba? Benim arabam olan araba. Dolayısıyla biz my, your, his, her'ü de aynı mantıkla bir şeyin sahipliğini belirtmek için kullanabiliyoruz. Dolayısıyla aslında sahiplik sıfatları olarak geçen bu grup zamirlerin içerisinde anlatılıyor. Şöyle devam edersek, yan tarafa aldım sahiplik sıfatlarını. My dog, benim köpeğim. My book, benim kitabım. His car, onun arabası. Her skirt, kızı kastediyoruz, onun eteği. Our house, benim evim. Your hand, senin elin, el. Ve their family, onların ailesi. Gördüğünüz gibi hep bir nesne alıyor sonrasında ve aldığı nesneyi niteliyor. Yani kimin nesi, onun arabası, onun eli, onun ailesi. Ama şahıs kim? Ona göre de değişiyor. It'te burada bir değişiklik var farkındaysanız. It bu kez yani you your olduğu gibi it de it is oldu. It's kısaltıyor. Ama lütfen dikkat, arada bir kesme işareti yok. ITS olarak art arda yazılıyor. Böylece sahiplik sıfatlarını da zamirlerin içerisinde görmüş olduk.